30 Mayıs. Geçenlerde resimle ilgili söylediklerim edebiyat için de geçerli. Tek yapmamız gereken mükemmel olanı görmek ve onu ifade etmeyi göze almak. Bu birkaç sözcük oldukça çok şey anlatıyor. Bugün öyle güzel bir manzara gördüm ki layıkıyla anlatılabilse dünyanın en güzel tasviri olurdu. Ama neden edebiyattan, manzaralardan ve tasvirlerden bahsediyorum ki? Doğadan keyif almak için sanata başvurmak zorunda mıyız? Bu girişin ardından büyük ve etkileyici bir şeyler bekliyorsan ne yazık ki yanılıyorsun. Sadece ilgimi derinden çeken köylü bir çocuktan bahsedeceğim. Her zamanki gibi hikayemi kötü bir dille anlatacağım. Ve sen de her zamanki gibi abartılı olduğunu düşüneceksin. Bu sıra dışı olayların yaşandığı yer yine her zamanki gibi Valheim. Ihlamur ağaçlarının altında kahve içmek için toplanılmıştı. Yanındakilerden pek keyif almadım ve kendimce bahaneler bulup onlardan ayrıldım. Yan taraftaki evlerden bir köylü geldi ve geçenlerde çizdiğim sabanı çalıştırmak için uğraşmaya başladı. Onun varlığı beni memnun etti. Yanına gidip onunla konuştum ve hayatı ile ilgili sorular sordum. Onun sınıfından başka kişilerle tanıdığım için kısa sürede cesaretini toplamasını sağladım. Dul bir kadının yardımcısı olduğunu ve halinden memnun olduğunu anlattı. Hanımından çok fazla bahsediyor, onu coşkuyla övüyordu. Sonunda ona ümitsiz bir şekilde aşık olduğunu anladım. Artık genç sayılmaz dedi köylü. Ve eski eşi ona çok kötü davrandığı için yeniden evlenmeyi düşünmüyor. Köylünün anlatımından kadının onu ne kadar etkilediği ve eski kocasının neden olduğu kötü anıları silmeye ne kadar hevesli olduğu belliydi. O yüzden zavallı adamın bağladığını, tutkusunu ve adanmışlığını anlatabilmek için onun sözlerini kullanmamda fayda var. Gerçi onun tavırlarını sesinin tınısını ve gözlerindeki semavi ateşi aktarabilmek için büyük bir edebiyatçının yeteneğine sahip olmak gerek. Her bir hareketinin ve her bir tavrının hassasiyetini anlatabilecek sözlere sahip değilim. Benim çabalarım o sahneyi canlandırmaya yetmez. Hanımının saygınlığını ya da tavırlarını sorgulamamdan çekinmesi bana pek dokundu. Hanımının görünüşünü ve kişiliğini anlatışını ifade edemeyeceğimden senin hayal gücüne bırakıyorum. Hayatımda daha önce bu kadar derin bir adamışlık ile coşkulu bir hevesin birbirine böyle saf bağlandığını ne gördüm ne de duydum. Bu masumiyet ve doğruluğun ruhumu derinden etkilediğini, bu sadakat ve duygusallığın beni hep sarstığını, bana alev alıp için için yanan kendi kalbimmiş gibi hissettirdiğini söyleyecek olursam bana kızma sakın. O kadını hemen görmem gerektiğini düşünsem de bir yanım görmememin onu sevdiğinin gözünden hayal etmeye devam etmemin daha iyi olacağını söylüyor. Belki de benim gözümden bakınca şu anda olduğu gibi görünmeyecektir. Neden böylesine güzel bir tabloya zarar vereyim ki?